İkinci meşrutiyet döneminde eleştirinin temel konularına bir değinelim. Bunlardan birincisi yeni lisan ve milli edebiyat eleştirisi. Dil konularındaki eleştiriler daha çok yeni lisan hareketi etrafında gerçekleşti. Sade dil. Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökalp, Hamdullah Supi, Yakup Kadri, Halit Ziya, Cenab Şahabettin, Mehmet Fuat, Raif, Necdet, Şahabettin Süleyman gibi isimlerin ön plana çıktığı bu tartışmalar çok değişik edebiyat dergilerinde gerçekleştirilir. Milli Edebiyat döneminde, ikinci meşrutiyet döneminde çok fazla dergi var. Edebiyat tanzimatın aksine Servet Fünün gibi gazetelerden ziyade dergilerin etrafında gelişti. En çok dikkati çekeni Genç Kalemler dergisidir. Yeni lisan hareketine karşı çıkanlardan birisi olan Halit Ziya Yeni Lisan Servet-i Lehçe ve Kelimat'ta Hayal isimli yazılarında yeni şiirlerin Türkçe'ye benzemeyen bir dille kaleme alındığını Arapça ve Farsça kelimeleri atla, atmakla Türkçeleşmenin sağlanamayacağını, böyle bir tutumun zengin ve nüanslı bir sanat dilini zayıflatacağını, sanatta ve hayatta değişme ve tekamülün esas olduğunu ve dolayısıyla doğal bir işleyişin dikkate alınması gerektiğini söyler. Halit Ziya yani böyle bir Türkçeleşmenin ve dilin sadeleşmesinin olamayacağını savunur. Bunları nerede söyler? Yeni lisanda. Servet, lehçe ve kelimatta hayal isimli yazılarında. Genç kalemler hareketi dilde sadeleşmeyi savunuyordu. Ama onlar da dilde aşırı sadeleşmeyi savunan ve adına tasfiyecilik denilen hareketi eleştirdiler. Bu konuda en çok fikir beyan edenlerden birisi Türkçülük Hareketi'nin de önde gelen isimlerinden Ali Canip'tir. Celal Sahir ise Servet filminde çıkan Lisanımız isimli 3 makalesinde dilin birkaç kişinin isteğine göre bir şekle sokulamayacağını, dilimize Osmanlı Türkçesi demenin uygun olacağını, Arapça ve Farsça kelimelerin dilimizin kurallarını bozmadığını, ileri seviyedeki bütün dillerin başka dillerden kelime aldığını, aldıkları bu kelimeleri de kendilerine göre değişikliklere uğrattıklarını, böyle kullandıklarını ifade eder ve dilin sadeleşmesi fikrine katılır. İkinci Meşrutiyet sonrasında Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı, Türk Bilgi Derneği gibi Türkçe derneklerde ve bunların yayın organı durumundaki Türk Yurdu, Büyük Emel, Halka Doğru, Bilgi Mecmuası, Türk Duygusu, Yeni Hayat, Türk Sözü gibi yayın organlarında söz konusu edilen temel problem olarak görülen konu dil konusu olmuştur. Yeni Nisan Hareketi'nin en önemli eleştiriler yazıları 1911'de çıkmaya başlayan Genç Kalemler Dergisi'nde Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp tarafından yazılmış 5. sayıdan itibaren de baş yazıların altında Genç Kalemler tahrir heyeti imzasını taşımıştır. Yazılarda dilde sadeleşmenin benimsenmesine, sadeleşmenin prensiplerinin belirlenmesine ve Türkçenin yeterliliğiyle güzelliği ispatlanmaya bu dilin etrafında bir edebiyat oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yazılarda Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp milletçe ilerlemenin merkezinde milli dili görürler. Halk edebiyatı dilini görürler. Ciddi ve yeterli bir ilerlemenin milli varlığın devamlılığı için önemli olduğunu, bunun da bilim, fen ve edebiyatın toplumda yaygınlaşmasıyla mümkün olacağını ve bu yaygınlaşmayı da milli ve genel bir dilin sağlayabileceğini ifade ederler. Edebiyattan beri dil üzerine yapılan tartışmaların bir özeti durumundaki bu eleştiriler makaleler özellikle dil konusunda bir sistematiği kurmaya çalışmışlardır. Yeni lisan hareketini eleştirenlerle en çok polemiğe giren Ali Canip'tir. Hareketin sosyolojiye dayanan fikri tarafını Ziya Gökalp, sanat tarafını ise Ömer Seyfettin idare ederken Köprülüzade Mehmet Fuat, Mehmet Rauf, Yakup Kadri, Mahmut Talat, Cenab Şahabettin Süleyman Nazif gibi bu hareketi eleştirenlere karşı polemikleri Ali Canip yürütmüştür. Tabi daha sonra Köprülü Zade, Mehmet Fuat'la Yakup Kadri sanat hayatlarının başında fecr-i ile yer alırken milli edebiyata yönelmişlerdir. Bu tartışmalarda Cenab Şahabettin ile girmiş oldukları münakaşalar devrin aydın çevrelerinde edebiyat ortamlarında etkili olmuş. Ali Canip'in İkinci meşrutiyet dönemi eleştiri edebiyatında da önemli bir nokta olarak kabul edilmiştir. Bütün bu tartışma ortamına bakıldığında konunun ciddi bir eleştiri perspektifinden ele alındığını söylemek pek mümkün değildir. Fikirlerin metotlu ve sistemli bir şekilde ele alındığı söylenemez. Daha çok kişisel duygu ve düşüncelere bağlı ait olunan grup veya geleneksel bağlantılara dayalı bir tavır alış söz konusudur. Bununla birlikte Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in yazıları sistemli ve metotlu oluşuyla e, dikkati çeker. Yeni lisan hareketi eleştirilerine cevap veren eleştirileri karşılayan Ali Canip konuyu daha ziyade dil edebiyat, dil millet, dil tekamül ve üslup problemleri etrafında şekillendirir. Ali Canip dilin edebiyatın temeli olduğunu belirtir. Dil kelimelerden ibaret değildir. Milletlerin oluşumunda dilin ve edebiyatın önemli bir yeri vardır der. Milletleri birbirinden farklı kılan dilin felsefesidir diye ifade eder. Milli dil konusu kadar üzerinde önemli durulan diğer bir mesele de milli edebiyat olmuştur. Ali Canip milli edebiyat meselesine gelince bu o kadar yanlış anlaşılıyor ki yine anlatamayacağımdan korkuyorum. Edebiyat deyince yalnız şiir hatırlanmamalı. O esasen kalbi ve vicdanlıdır. Bu meselenin idraki için onun hikaye kısmına bakmalı. Aşkı ı Memnu'da yaşar gibi görünen şeyler bu mühitin adamları değildir. Yani e, Servet Finun'u Halit Ziya'yı da eleştirir. Verdikleri kahramanlarla onları ağır eleştirilere tutar. Şimdi e, biraz şu kısma değinelim. Buradan önce notlarımda bakayım. Eee söyleyebileceğimiz önemli bir yer var mı? Hel, Bravo, Maestro ve Mösyö Kangur gibi mevzuların Türk edebiyatında hiçbir münasebeti yoktur. Bunlar kozmopolit bir edebiyatın malıdır. Teessüs edecek milli edebiyatı derk edebilmek için mesela Refik Halid'in Hakkı Sükutu'nu nebbaşını okumalıdır. Bunların kahramanları içimizde yaşıyor. Şu kahramanları mesela eleştirir işte Hel Bravo Maestro ve Mösyö Kanguru gibi mevzuların Türk edebiyatıyla ilgisi yoktur. Türktür, halis Türktür. Biraz Fransız, biraz İngiliz, biraz bilmem ne değildir. Eğer milli bir edebiyat bizce yalnız şeklen teceddütte olsaydı Türkçe şiirler sahibi Emin Bey'in eserlerini kozmopolit değil en büyük Türk şiiri diye iddia ederdik. Fakat bunları anlamak zevkin faydalı olabileceğini düşünmek garabetinden her halde müşküldür demiştir Ali Canip. Yani Ali Canip de dildeki tüm Arapça Farsça kelimelerin atılmasından da yana değildir. Ali Canip Halit Ziya'nın alafranga tiplerinin yerine daha ziyade Refik Halit'in eserlerinde olduğu gibi Türk hayatından alınmış yerli tiplerin yer aldığı ve sanat endişesiyle yazılmış eserlerin milli bir edebiyat için faydalı olacağına inanmakta. Bu arada Refhat Reşat Nuri milli edebiyat tartışmalarına edebiyat umumiye mecmuasında edebiyat milliye meselesi başlıklı 3 makaleyle katılarak bu hareketi destekler. Bu dönemde felsefe, sosyoloji, estetik ve dil bilimin verilerinden yararlanılarak eleştiri anlayışı genişletildi. Batılı düşünenler Hippolytein, Durheim, Bergson, Yaya Kemal üzerinde çok etkili, Höfting, Charles Lalo, Gustav Le Bon, Egoen Veron, Antonio Albalat ve Gustav Lanson olmuştur bu dönemin eleştiri, estetik, sosyolojisi, felsefesi üzerine genç kalemler hareket, hareketinin en dikkate değer yönü dili sadece dil bilimsel açısı, açıdan de, ele almamaları, dile ayrıca üslup, sosyoloji ve estetik gibi değişik açılardan da bakmış olmalarıdır. Bu meseleleri dört ayrı disiplin çerçevesinde ele almaları kültür tarihimizde ilk defa görülmüştür. Burayı bitirelim Ziya Gökalp'in görüşlerine geçeceğiz. Genç kalemler hareketinin ikinci önemli yönü dil ve edebiyatın en esaslı meselelerinden birisini gündeme getirmiş olmaları ve buna bir çözüm yolu önermeleri Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip'in cevabını aradıkları önemli soru şuydu. Türk edebiyatının istihare zemini ne olacaktı? Yani sanatçılar konularını, hayallerini alacağı malzeme deposunu nereden bulacaktı? Batılılar edebiyatta sanatta konularını ve hayallerini eski mitolojilerinden çekip çıkardılar. Biz ne yapmalıydık? Genç kalemler mensupları çözüm yolu olarak bizim istiare zeminimiz halk kültürümüzdür. Edebiyatımız halk kültürüne, halkın duyuş ve hissediş tarzına yönelirse sanatçılarımız halk kültürünü, folklorunu, menkıbelerini istiare zemini olarak kabul ederse biz de Batılılar gibi orijinal bir edebiyat yaratabiliriz düşüncesini savundular ve bu görüşe uygun edebi eserler de yazdılar. Milli lisan ve milli edebiyat konularını gerçek anlamda bir sistematiğe kavuşturan gerek makaleleriyle gerek kitaplarıyla yine Ziya Gökalp olmuştur. Bunu da bitirdik. Bundan sonra Ziya Gökalp'in görüşlerine geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle.